Ben ismim Ali Kemal Eğilmez. 35 seneye yakındır bu sektörün içindeyim. Kitap ve kırtasiye işiyle iştigaliz. 2014 yılında da emekli oldum. Tekrar aktif olarak ticari hayata geri döndüm 2016'nın birinci ayında. Bugün itibariyle devam ediyoruz şu anda. Koronavirüs kitap satışlarını hatırlandı etkilemedi. Şöyle etkilemedi. Bizim için yani aktif birebir yüze satışlarda etkili oldu. Yalnız internet aracılığıyla alınan satışlarda artış var. Çünkü insanlar pandemide biliyorsunuz eve kapandılar. Bu kapanmada yani kitap ihtiyaçlarını dışarıdan internetten temin ettiler. O vesileyle bu sektörde yani yayıncılar sektöründe pek şey olmadı bu pandemi pek bağlayıcı olmadı ama birebir ticaretten uğraşan yüzde satış yapan bizim gibi işletmelerde sıkıntı oldu. Yani o sıkıntı da yavaş yavaş aşılıyor. İşte şu son günlerde okulların açılmasıyla biraz kıpırdadı. İnşallah bu hastalık üzerimizden kalkarsa herkesin işi de düzelecek inşallah. Okuma oranı şöyle, yani okuyan insan zaten belirli bir oranda devam ediyor. Buna da ek olmuştur mutlaka. Çünkü evde sürekli 3-4 tane odanın içinde gidip gelmiyor, çocuklar var. Yani bu şeyde süreçte eğer fırsat bulup da kitap okudularsa biraz daha yüzde olarak artmıştır. Ama genelde mesela biz burada puzzle satışları biraz patlama yaptı. Evde çünkü uğraşacak bir ortam arıyor insanlar. Gerek cep telefonu, gerek şey bir başka el işi olsun diye bu puzzle'larda biraz satış fazla oldu. Yani genelde kitapta artmıştır ama çok fazla bir artış olduğunu zannetmiyorum. Yani normal statüsünden bir %5 ile 10 arasında artmıştır yüzde olarak. Şu şekilde yani online kitaplar biliyorsunuz soyut bir alemde olduğu için aktif olarak yani o kitabın kağıt kokusu, matbaa kokusu insanlar biraz daha cezbeder. Bunu kitabı iyi okuyanlar anlar. Onun için çocuklar yani gelip de gerek o kitaplara para verme adına gerekse bunları temin etme yani yasaklı zamanlar olduğu için orada sıkıntı olduğu için o daha çok internetteki bu aleme dalmışlardır yani kitap okuma konusunda. Yani başka şeyleri yok yine okuma artmıştır yani.